günlük ortalama 700 bin adet kargo taşıma kapasitemizdeyiz şu anda. Esnaf kepenk kapattı. Alışveriş haliyle internete taşındı. Özellikle tam kapanma döneminde kargolanan ürün sayısı arttı. Bir taraftan kapanma süreci, diğer taraftansa yaklaşan anneler günü kargo çalışanlarının mesaisini arttırdı. Günde sadece İstanbul'da yaklaşık 400 bin kargo teslim ediliyor. Bu sadece bir firmaya ait rakam. Diğer firmaları da düşününce İstanbul'da bir günde teslim edilen kargo milyonu aşıyor. Kapanma süreciyle birlikte anneler gününün de etkisiyle %20'lik bir artıştayız şu anda. Paketler tek tek önce bir görevli tarafından banda yerleştiriliyor. Ardından sistem barkodları okuyor ve kargo paketi hangi ile gidecekse ayrışıyor. Her bir siparişin bantlar üzerindeki yolculuğu araçlara yüklendikten sonra da devam ediyor. Kargo transfer merkezlerinde yoğun mesai var. 24 saat boyunca 3 vardiya durmadan çalışıyor. Peki son günlerde en çok hangi ürünler adreslere taşınıyor? Şu dönem itibariyle artık puzzle, işte dumbbell, daha çok ev eşyası, anneler gününün de etkisiyle mesela küçük ev aletleri, bunların sevkiyatlarında bayağı bir artış var. Marketlerde satışına yasak gelen ürünlerde çok sayıda kişiyi internete yöneltti. Hal böyle olunca firmaların kapasitesi zorlanıyor. %20'lik bir artışa sahne oldu. Dolayısıyla kapasiteyi zorladığımız bir noktadayız. 700-800 binler kapasitenin zorlandığı noktalardır. Bu zorlanmayla beraber doğal olarak bazı kargolarda gecikmeler olur. Yoğun tempoyla sahada çalışanların talebi ise bir an önce aşı önceliğinin sağlanması.